Evet arkadaşlar, Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç, Türkiye'de tarım konusunun ikinci kısmındayız. Şimdi Türkiye'de tarım konusunun birinci kısmında ne demiştik? Bazı bitkiler delikanlı demiştik Tonguç'um. Bazıları da Tonguç hocam. Bazıları da Tonguç demiştik. Delikanlı deyince ne anlıyorsun Tonguç? Hocam pala bıyıklı. Pala bıyıklı değil mi? Böyle soğuğa dayanıklı, kışın bile tişörtle gezen, süt çocuğu dediğimizde ise ilkbaharda bile atkıyla bereyle gezen, aman hasta olacağım, aman endişeleneceğim. Süt içen. Süt içmek aslında iyi bir şey Tonguç'um. Yani süt içenler uzun boylu ve akıllı olurlar. O ayrı mesele. Ancak sütü burada eleştirmeyelim. Fakat burada anlatmak istediğimiz mecaz anlam. Süt çocukları dediğimiz soğuğa dayanamayanlar. Şimdi delikanlılar dediğimizde, geçen videomuzda da söylemiştik bunu. Tütün, Sigara içer hocam onlar. hayır, sigara zararlı evladım. Sigarayı sakın sakın söylemiyoruz. Sigarayla alakalı sadece kötü şeyler söyleyebiliriz. Şimdi seni ben az dövüyorum bu aralar Tonguç'um ya. Bu olmayacak böyle. Neyse onu sonra konuşalım. Şimdi delikanlılar dediğimizde soğuğa dayanıklı ürünleri kastediyoruz. Yani tütün, arpa, buğday gibi çok soğuk koşullarda bile çok fazla yağış istemeden kuraklığa dayanabilen bitkilerden bahsediyoruz. Mesela üzüm normalde nari bir bitki zannedilir demiştik. Fakat üzüm normalde eksi 40 dereceye bile dayanabilen, İç Anadolu'da da Doğu Anadolu'da da yetiştirilebilen bir ürün olduğunu unutmayacağız. Süt çocukları dediğimizde ise narin bitkiler, kışın ılıklık isteyen yani kışın soğuğa dayanamayan, yazında kimi zaman mesela diyelim ki çay olduğu gibi yazın yağış istiyor, nemlilik istiyor. Veyahut da turunçgil asla ve asla kışın 0 derecenin altına düştüğünde yetiştirilemiyor. Veyahut da pomağa baktığımızda yaz yağışlarından etkileniyor. Bunlar narin, böyle her yerde yetişemiyor. Mesela bunların hiçbiri İç Anadolu bölgesinde kolay kolay yetiştirilmiyor. Ama bunların hepsi İç Anadolu bölgesinde rahatlıkla yetiştirilebiliyor. Veyahut da bunlar para getiriyor. Bunlar ise biraz daha ucuza satılıyor. Çünkü Buğday her yerde yetişiyor hocam. aynen Her dostum. yerde bulabiliyoruz. Şimdi ilk başta delikanlılarla yani babalar geçidiyle başlıyoruz. Buğday, arpa ve çavdarın en baba bitkiler olduğunu unutmayacağız. Bunlar yetişme döneminde yani ilkbaharda yağış istiyorlar Tonguç'um. Bol yağış olursa verimleri artıyor. Eğer yağmur olmazsa biz bunu nasıl hallediyorduk? Sulama sorunuyla, değil mi Tonguç'um? Hocam taş fırın erkeği gibi. Taş fırında buğday, arpa, Anne, çavdar. aynen. Çok akıllı bir çocuksun evladım. Olgunlaşma döneminde, yaz döneminde ise kuraklık istiyorlar. Eğer olgunlaşma döneminde bunlar yağış alırsa üretimde dalgalanmalar olur. O zaman bunlar sence hangi bölgemize yetişmez Tonguç? Hocam Bir bunlar düşün bakalım. Şimdi yazın kuraklık istiyor. yazın İlkbaharda kurak. ise yağış istiyor. Şöyle bir haritada Hocam göstermek istiyorum. Karadeniz'de yetişmez bence. Harika bir insansın. Peki hangi bölgemize en fazla yetişir Tonguç'um? Hocam bence İç Anadolu. Harikasın. Hakikaten de İç Anadolu tahıl ambarı olarak adlandırılırken Karadeniz'de yetişmiyor. O zaman Karadeniz'in kıyılarına çarp atıyoruz. İç Anadolu'nun içine ise şöyle kocaman bir tik atıyoruz Tonguç'um. Hakikaten çok zeki bir insansın sen. Şimdi devam edelim Mısır'a bakalım. Hocam Karadeniz. Aferin. Ama en çok Karadeniz'de yetişmiyor. Çünkü Karadenizler Mısır'ı kuruttun mu, ambarda duruttun mu, nenen çarık yerde bunları unuttun mu diyorlar. Ve Mısırların hepsini kendileri yiyorlar. Hocam Asla bölge... süpersiniz. Sesin çok güzel değil mi Tonguç? Evet hocam maşallah. Sen bana nasıl, tövbe yarabbim. Neyse şimdi yetişme döneminde bol su istiyor Tonguç'un Mısır. Dolayısıyla eğer sulama sorunu halledemediysen kolay kolay yetiştiremezsin. Fakat Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Ege'de sulama sorunu halledildiği için Mısır yetiştirebiliyor iyi bir şekilde. Birinci sırada Akdeniz bölgesini görüyoruz. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi Mısır üretiminde artık başa baş gidiyorlar. Karadeniz'e çok ama dışarıya satılamıyor. Neden satılamıyor? Çünkü Karadenizlerin kendi temel tüketim maddesi. Karadenizler buğday ekmeği yemiyorlar Tonguç'um. Mısır Adamlar ekmeği yiyorlar mısır hocam. ekmeği yiyorlar, dışarıya da satmıyorlar. O zaman buraları gösterebiliriz. Buraları gösterebiliriz Tonguç'um. Karadenizler sadece kendilerine mi Müslüman hocam? Birazcık öyle olmuş oluyor ama onları da çok seviyoruz. Onlar da bu ülkenin delikanlı insanları. Şimdi mercimeğe baktığımızda yanlış Fırına anlama. verdik hocam. Saçma sapan konuşma evladım. Gene kudurdun. Mercimeğe baktığımızda şunu görüyoruz. Kırmızı mercimeğin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştiğini görüyoruz. Yeşil mercimeğin ise İç Anadolu bölgesinde yetiştiğini görüyoruz. Kırmızı mercimek zaten Güneydoğu Anadolu bölgesi daha böyle sıcak olduğu için kırmızı mercimek. İç Anadolu bölgesi ise daha ılık olduğu için şöyle yazan bir kalem ver evladım. İç Anadolu bölgesinde yeşil mercimeğin yetiştiğini unutmayacağız. Mercimek de böyle yaz kuraklığı isteyen bir bitkimiz. Tütüne baktığımızda bak burada sigara işareti var evladım. Şunun üzerine hemen çarpı attın, şöyle kapatın evladım, beni deli etmeyin. Hocam 69 lira cezası var. Aferin evladım. Nereden biliyorsun peki cezasını sen? Hocam 69 akılda kalıyor. Aferin evladım. Şimdi tütüne baktığımızda tütün Türkiye'de birçok bölgede yetiştirilebilir. Ancak devlet kontrolünde olduğu için her yerde yetiştirilemiyor. Devlet kendi kontrolünde yetiştiriyor bunları. Zaten bunu mutlaka duymuşsundur.
Zühti diye bir kavram var. Zühti şu: zeytin, üzüm, haşhaş, tütün ve incir en fazla Ege bölgesi yetiştiriliyor. Zühti en çok Ege bölgesi yetiştiriliyor. Eskiden Zühtip'ti. Onun P'si yani pamuğu Güneydoğu Anadolu bölgesi kaptı GAP projesi sayesinde. Ama Zühti'yi de unutmayacağız. Tütün en fazla Ege bölgesi yetiştiriliyor. Bu Allah kahretmesin, sigara fabrikalarının birçoğu zaten o yüzden Ege'de. Şimdi devam edelim. Şeker pancarına bakıyoruz. Şeker pancarı sence delikanlı bitki midir Tonguç? Evet hocam. Harikasın. Senin gibi delikanlı bitki. O yüzden Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetiştirilebiliyor. Ancak Karadeniz kıyılarında ve Akdeniz kıyılarında yetiştirilmiyor. Neden? Çünkü buralar diyor ki biz para getiren ürünler istiyoruz. Biz para getiren ürün istediğimizden şeker pancarı yetiştirmeyiz diyorlar. Çok o zaman, para gözler hocam. Ya para gözlük alakası yok evladım. Onlar da ülkemizin değerli insanları. Neden böyle yapıyorlar? Şeker pancarı çok böyle yüksek fiyatlardan satılmıyor. Şeker pancarının şöyle bir özelliği var. Tarladan söküldükten sonra hemen yetiştirilmesi gerekiyor. Hemen işlenmesi gerekiyor. O yüzden şeker pancarı tarlalarıyla şeker fabrikaları yan yana. Ve yine şeker pancarının küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için şeker pancarı fabrikalarının yanında da besileri, ahırları görüyoruz. Anlatabildim mi? Sen sever misin şeker pancarı küspesini Tonguç'um? Hocam hiç görmedim. Aferin. Şimdi devam edelim. Şimdi bakalım çay ve fındık. Buraya fındık yazmışsınız evladım. Fındık olacak bu. Neyse Karadenizlerin madem onların kendi aksanıyla yazalım. Çay ve fındık diyoruz. Şimdi çay yalnızca Doğu Karadeniz'in nemli bölümünde, Rize bölümünde yetiştirilebiliyor. Başka yerde yetiştirilemiyor Tonguç'um. Sulamayla yetiştirilebilir mi? Hayır. Çünkü çay çok ciddi nem ve yağış istiyor. İngiltere'de Musan Asya'sında yetişiyor. Türkiye'de sadece Karadeniz kıyılarında, Doğu Karadeniz kıyılarında yetişiliyor. Batı Karadeniz kıyılarına bile çay yetiştirmek imkansız. %100'ü Doğu Karadeniz'de yetiştiğini bileceğiz. Bunu sorarlar sınavlarda. Fındığa baktığımızda ise fındık yine Türkiye'de Doğu Karadeniz kıyılarında yetiştirilebiliyor. Batı Karadeniz kıyılarında yetiştirilebiliyor. Sıkı dur, Marmara kıyılarında da Adapazarı Ovası'nda fındığı görebilirsin. Hadi aynen. O yüzden fındıkla alakalı bir soru gelirse sakın karıştırma. Bunu üniversite sınavında sormuşlar. Yani Karadeniz'de çayın %100 yetiştiğini bileceksin ama fındık aynı zamanda Marmara'da yetiştiğini unutmayacaksın Tonguç'cum. Bu arada fındıkla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Fındık üretiminde dünyada kaçıncı sıradayız biliyor musun Tonguç'um? Bir mi hocam? Aynen bir numarayız. O zaman buraya da number one olduğumuzu, bir numara olduğumuzu bir kez daha belirtelim. Vay. Fındıkta bir numarayız evladım. O yüzden de biraz güçlüyüz, enerjiyiz dikkat ettiysen. Pamuk, bunu da yanlış yazmışsınız. Bu da pamuk olacak evladım. Yumuşacık olmuş hocam. Aferin yumuşacık. Böyle mıncık dersin geldi değil mi? Pamuk tarımına baktığımızda da pamuk tarımı öncelikle Çukurova'da, çok değerli olan Çukurova'da, Seyhan ve Ceyhan nehirleri üzerine kurulmuş olan Çukurova'da arttığını görüyoruz. Aynı zamanda GAP projesi sayesinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde, GAP projesi sayesinde Ege bölgesini geçecek şekilde tarım üretimi yapıldığını görüyoruz. Hatta Antep pamuk tarımı sayesinde pamuk endüstrisine bağlı iplik endüstrisinin geliştiğini görüyoruz. Yani endüstriyel bir tarım ürünü pamuk. Bunu unutmamamız lazım. Elbise üretiyoruz ya. Harikasın. Elbiseler üretiyoruz. Hatta renkli pamuk bile ürettik biz yani. Ege bölgesinde yine pamuk üretimi çok fazla. Akdeniz'de yine fazla. Peki Karadeniz kıyılarına pamuk üretilebilir mi Tonguç? Olmaz hocam. Çünkü ıslanır, perişan olur. Öyle değil mi Tonguç'um? Buralarda imkansız. Yine İç Anadolu bölgesinde de sıcaklığın düşük olması pamuk tarımını olumsuz etkiliyor. Gelelim haşhaş, keten ve kenevire. Oo, çok tehlikeli hocam. Aferin evladım. Bu tür şeylerin dikkatli olmamız gerekiyor. Bunları ilaç sanayinde de kullanabiliyoruz. Tekstil sanayinde kullanabiliyoruz. Fakat kötü amaçlı olarak insanlar bunu kullanıyorlar. Onlara dikkat edeceğiz. Haşhaş yine devlet kontrolünde. Keten, kenevir devlet kontrolünde. Afyon, Denizli, Uşak, Isparta, Konya haşhaşın yetiştirildiği yerler. Ege bölgesi birinci sırada. Keten, kenevir, Kastamonu, Samsun, Amasya ve Kütahya'da yetiştiriliyor. Bunlar da yine ilaç sanayinde ve tekstil sanayinde kullanılan ürünlerimiz. Ayçiçeğine baktığımızda yetişme döneminde bol su istediğini görüyoruz. Hasat döneminde de kuraklık istediğini görüyoruz. Dolayısıyla ayçiçeği hocam güneşe dönen bitki mi? Mükemmel bir insansın Tonguç. Çok zeki bir insansın. Ayçiçeğin en fazla Ergene Havzası'nda Marmara'da yetiştirildiğini görüyoruz. Ve yine İç Anadolu'da, iç bölgelerimizde de rahatlıkla yetiştirilebildiğini söyleyebiliriz Tonguç'um. Hocam çekirdeğini çok seviyorum. Aferin evladım. Çekirdek güzel bir şey. Zeytine baktığımızda zeytin yine narin bir bitki. Bir yıl ağacı bol ürün veriyor, bir yıl az veriyor. Bak bunu da sınavlarda ya da testlerde sorabilirler. Derler ki neden zeytin üretiminde bir dalgalanma olmuş? Bu sulama sorunu ya da gübreden değil. Allah öyle yaratmış zeytin ağacını. Bir yıl fazla, bir yıl az ürün veriyor. Zeytine baktığımızda Gemlik değil mi? Marmara kıyıları. Gemlik zeytin hocam. Harikasın. Ege'deki zeytinler, Akdeniz'deki zeytinleri unutmamamız lazım. Zeytin Türkiye'de doğal olarak yetiştirebilen, Akdeniz iklimi kuşağında olduğumuz için matematiksel olarak da yetiştirilebilen bir
Tarım ürünü. Peki Karadeniz kıyılarında ya da Doğu Anadolu'da yetiştirme imkanı var mı? Olmaz hocam. Gerçi Doğu Karadeniz'de... Siz çizmediniz. Evet, Doğu Karadeniz'de bazı yerlerde yetiştirmeye çalışılıyor. Ancak zeytin deyince dikkat edeceğiz. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Burada hızlı giderken gözümüzden kaçtı. Bunu öğrencilerimizin bilmesini istiyorum. Şurada, ver bakayım evladım onu. Pamuk tarımı ile alakalı şu ekstra bilgiyi de vermemiz lazım. Belki de böyle yaptığımız için daha iyi aklınıza kalacak. Iğdır Ovası'nda da pamuk yetiştirilebiliyor. Burası gerçekten sıra dışı bir durum oluşturuyor. Neden? Iğdır Ovası'nda yükselti düşüyor bir anda. Doğu Anadolu bölgesi yüksekken Iğdır Ovası'nda yükselti düştüğü için burada ekstrem farklı bir olay oluşuyor. Ve burada pamuk tarımının yapılabildiğini görüyoruz. İyi ki söylediniz hocam. Afiyet evladım. Şimdi gelelim soya fasulyesine yanlış anlama ve yer fıstığına. Bunlar da yine Akdeniz bölgesindeki Adana bölümünde bir numaralı olarak yetiştirildiğini rahatlıkla görebiliriz. Bunlar çok değerli tarım ürünleri evladım. Adana artık pamuk mamuk yetiştirmek yerine bu tarz değerli ürünlere kendini vermiş. Susama baktığımızda yine Akdeniz bölgesinde sıcaklığın fazla olduğu Akdeniz ve Güney Anadolu bölgesinde çok fazla olduğunu görüyoruz. İncir'de bir numaranın Ege olduğunu söylemiştik, öyle değil mi? Peki dünyada kaçıncı sıradayız İncir'de Tonguç? Bir mi hocam? Aynen, dünyada aynı fındık gibi hocam. Fındık üretiminde, kuru üzüm ihracatında ve incirde dünyada bir numarayız herhalde. Dikkat etsen hep böyle enerjiyi artıran şeylerde bir numarayız. O yüzden de enerjimiz çok fazla. Fıstık? Fıstıklarımız da çok fazla. Bak gene saçma sapan söyle yarabbi yarısı. Şimdi Antep fıstığı da adı üzerine zaten. Güneydoğu'da Antep, Urfa bölümünde çok net bir şekilde fazlalıkla yetiştirilebildiğini görüyoruz. Turunçgil ve muz narin bitkiler. Akdeniz kıyılarında turunçgilin bazı Ege bölümünün bazı kıyılarında yetiştirilebildiğini görüyoruz ama İç Anadolu'da ya da Doğu Anadolu'da turunçgil yetiştirmek imkansız. Bir de Doğu Karadeniz'de fön rüzgarları sayesinde turunçgil yetiştirilebildiğini söyleyebiliriz. Dağların denize bakan yamaçlarında fön rüzgarı buraların kışın ılık olmasını sağlıyor ve portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller yetiştirilebiliyor. Muza baktığımız... Portakal orada kal hocam. Aferin. Bana mı diyorsun orada kal diyor. Hayır hocam, konuya. Şimdi tövbe ya. Şimdi muza baktığımızda ise Alanya Anamur kıyılarında yetiştiğini görebiliyoruz. O yerli muzlar var ya küçük muzlar. Evet evet, bizim muzlarımız küçük küçük yerli muzlar. Bizim muzlarımız küçük küçük derken hocam? Yani bizim ekvatoral iklimde olmadığımız için çok uzun olmuyor. O hani bazı marka büyük muzlar vardır. O muzlar Chiquita. Evet Chiquita, marka vermesen iyi olurdu ama o muzlar iklimi daha elverişli olduğu için orada rahatlıkla yetiştiriliyor. Türkiye'de ise sıcaklığımız ancak o kadar küçük yerli muzların yetişmesine vesile oluyor. Doğuştan şanssız hocam. Evladım olsun, belki daha ileri yetişilebilir. Şimdi ödüllü sorumuzun cevabını bekliyoruz arkadaşlar.